Çünkü ulaşmanın çok kolay, yıkmanın da çok zor olduğu bir olaydan söz ediyoruz. Bir algıdan söz ediyoruz. Çünkü sosyal medyanın yaratmış olduğu algı ulaşması çok kolay olduğu için açıyorsun Twitter'ını pat diye karşına çıkıyor. Açıyorsun YouTube'unu karşına çıkıyor. Ama onu geri çevirmek o kadar zor ki. Böyle bir yapı acaba iktidar güçlerinin, hükümetlerin eline geçerse ne olur? Bunu sorgulamak gerekiyor. Dolayısıyla Gezi olayını sordun. Gezi olayında bence iktidarın en büyük kaygısı, en büyük korkusu veya şüphesi, acaba bu başka yapıların eline geçerse ne olurdu ki bunu da sürekli dile getirdi. Yanlış yönetti. Baştan aşağı yanlış organize etti. Madem bu park bu kadar güzel yeşillendirilecekti, bu kadar iyi yapılacaktı. O kadar gümbürtü niyeydi? Arabacıyla maraba meselesine döndü. Teşekkür ederim Sayın Kanlı. Son cevabı da veriyorum. Aslında cevabım büyük oranda Muharrem verdi. Kardeşim şöyle düşün. Eğer Mısır'daki kalkışmaya darbe diye diyorsan, lanetliyorsan, halk ayaklanması değildir diyorsan, Mursi gitti diye ağlayıp dövünüyorsan, bölgede sen bir önceki Mursi'yi getiren aynı tezgahı nasıl desteklersin? Yani burada ilkeli duruş sıkıntısı var. Olaya belli bir pencereden, belli bir perspektiften bakmak yerine her olay için bir kendine uygun justifikasyon yaratma çabası var. İşte Libya'da bahsettik, gidiyorsun önce NATO'nun burada ne işi var diyorsun, 24 saat sonra gemileri yola düzüyorsun, NATO operasyonunu korumaya girişiyorsun. Yani bu mantıklı bir olay mı? Mısır'da Mursi'ye 2,5 milyar dolar gönderiyorsun, benim cebimden, senin cebinden, yani şeyden değil, kendi babasının parası değil. Niye? Yerleştirsin diye İslami devrimi. Ama Mursi'nin devrilmesi olayına sen bütün dünya ses çıkaramazken ve senin de laf aramızda 25 bin senin çeşitli iş bağlantın varken, yani başta söyledik, uluslararası siyasette kimse gocunmasın. Ebedi dostluklar yoktur. Ebedi çıkarlar vardır. Temel öge budur. Sen bunları boş verip Müslüman dayanışması adı altında gidersen olmaz. Bir de döner acımasızca, gaddarca gençleri gazlarsan, döversen, genç kızları saçlarından sürüklersen kimse senin demokrasi olduğuna inanmaz. Zaten ip orada koptu. İpin koptuğu nokta orası. Bölge lideri olacakken, yani İslami, siyasi İslam'la bölge lideri olacağım diye bir hülyeye kapılındı. Ama bölge lideri olabilmek için insan haklarına duyarlı olunması gerektiği, bölge lideri olabilmesi için ifade özgürlüğüne saygılı olunması gerektiği unutuldu. Sadece siyasi İslam yeter sanıldı. Sonuçta yalnız kalınıldı. Sıkıntı odur. Sonuçta birisi kral çıplak dedi. Gezi Parkı olayının öz Türkçesi budur. Kral çıplak diye bağırdı gençlik orada. Başka bir şey değil. Arz ettim başkanım.